Gökdoğan, dünyanın en hızlı avcısı. 389 kilometre saatte serbest düşüş. Dünyanın en hızlı avcısı Gökdoğan. Bu olağanüstü kuş hızını nasıl elde ediyor? Ve bu yetenek ona doğada nasıl bir avantaj sağlıyor? Bugün Gökdoğan'ın hızının ardındaki sırları keşfedeceğiz. Hazırsanız bu inanılmaz yolculuğa başlayalım. Gökdoğan adeta doğanın tasarladığı bir savaş uçağıdır. Kanatları ince, aerodinamik yapıya sahip ve olağanüstü bir süzülme kabiliyeti vardır. Tüyleri sıkı bir şekilde dizilmiştir ve havayı daha az sürtünme ile yararak geçmesini sağlar. Ama hız sadece vücut yapısıyla mı sağlanıyor? Gökdoğan'ın gözleri de olağanüstü bir mühendislik harikasıdır. İnsan gözünden tam 8 kat daha keskin görebilir. Bu, hareket eden bir avı kilometrelerce öteden fark etmesini sağlar. Ayrıca özel bir üçüncü göz kapağına sahiptir. Bu kapak dalış sırasında gözlerini korur ve nemli kalmasını sağlar. Şimdi asıl heyecan başlıyor. Gökdoğan'ın avlanma sanatı. Avını belirlediğinde 1000 metre yükseklikten ölümcül bir dalışa geçer. Bu dalışta hızını saniyeler içinde 300 km saat üzerine çıkarır. Hızı arttıkça vücudu bir füze gibi sıkışır. Ama bu kadar hız tehlikeli değil mi? Olağanüstü bir adaptasyon sayesinde hayatta kalıyor. Burun deliklerinde özel bir hava kanalı sistemi var. Bu sayede aşırı hava basıncı beyin damarlarına zarar vermez. Gökdoğan havana çarpmak yerine hassas bir pençe darbesiyle onu havada sersemletir. Ve av yere düşerken Gökdoğan çevik bir manevrayla tekrar süzülmeye başlar. Gökdoğanlar genellikle orta büyüklükteki kuşlarla beslenir. Kumrular, serçeler ve hatta küçük martılar avları arasındadır. Yavrularını beslerken avlarını küçük parçalara ayırarak getirirler. Bir gökdoğan yavrusu uçmayı öğrenmeden önce annesinin avlanma tekniklerini izler. Tarihte gökdoğan sadece bir kuş değil, bir güç sembolüydü. Orta çağda krallar ve soylular gökdoğan avcılık yeteneklerinden yararlanıyordu. Bir gökdoğan sahibi olmak güç ve prestij göstergesiydi. Sanılanın aksine gökdoğanlar sadece doğada yaşamaz. Büyük şehirlerde gökdelenlerin tepesinde bile yuva kurabilirler. Yüksek binalar onlara avlanma için mükemmel bir avantaj sağlar. Dünyanın en hızlı avcısı, doğanın en büyük sanat eserlerinden biri. Onun gökyüzündeki üstünlüğü yüzyıllardır değişmedi. Belki bir gün gökyüzüne baktığında onu süzülürken görebilirsin.
Gökdoğan, doğanın tam anlamıyla yaşayan bir harikası. Peki ya sen? Bu efsanevi avcıyı gerçekten görmek ister miydin? Bir zamanlar dünyanın dört bir yanında yaşayan Gökdoğanlar 20. yüzyılda büyük bir tehdit altına girdi. Zehirli tarım ilaçları onların yumurtalarını kırılgan hale getirdi. Bunun sonucunda Gökdoğan nüfusu dramatik bir şekilde azaldı. Ama bilim insanları harekete geçti. Özel koruma programları sayesinde Gökdoğanlar yeniden çoğalmaya başladı. Bugün doğaya yeniden kazandırılan Gökdoğanlar sayesinde türleri yeniden güçleniyor. Ama hala tehlike tamamen geçmiş değil. Yaşam alanlarının yok olması ve yasa dışı avcılık onları tehdit etmeye devam ediyor. Eğer doğanın bu harika avcısını korumak istiyorsak, onun yaşam alanlarını da korumalıyız. Gökdoğanlar hakkında daha fazla ilginç bilgi ister misin? İşte seni şaşırtacak birkaç gerçek. Gökdoğanlar uzayda bile test edildi. NASA, kuşların aerodinamik yapısını inceleyerek yeni uçak tasarımlarından ilham aldı. Bir gökdoğan günde 100 km uçabilir. Onlar için uzun mesafeler hiç problem değil. Avlarını yakalarken özel bir çığlık atarlar. Ses, diğer kuşları korkutmak ve avlarını şaşırtmak için kullanılır. Gökdoğanların tüyleri sesi emer. Bu sayede süzülürken neredeyse tamamen sessizdirler. Doğa, gerçekten inanılmaz değil mi? Bugün doğanın en hızlı avcısını yakından tanıdık. Onun inanılmaz hızına, keskin gözlerine ve olağanüstü avlanma tekniklerine tanıklık ettik. Ama unutmayalım, doğa bize her gün yeni bir şey öğretiyor. Bu sadece bir başlangıç. Eğer doğanın sırlarını keşfetmeye devam etmek istiyorsan doğru yerdesin. Bu kanal sadece doğayı anlatmıyor. Gizemleri araştırıyor, saklı bilgileri açığa çıkarıyor, tarihin ve bilimin bilinmeyen yönlerini keşfediyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.